Arıcılıkta destek kolunun yönetimi sistemi ile verimliliği artırma yöntemi Türkiye arıcılığında yönetim ile ilgili temel sorunlardan birisi, kolonileri bağ bakımı başlangıcında yüksek üretim etkinliğine ulaştırılmamasıdır. Son yıllarda artan eğitim ve yayım çalışmaları sonucu her ne kadar koloni gücü artışına paralel olarak verimliliğin arttığı üretici tarafından bilinse de, koloniyi oluşturan işçi içerisinde bal üretiminde etkili olacak tarlaca popülasyonu oranının üretim üzerinde nedenli etkili olduğu çoğu üretici tarafından henüz anlaşılamamaktadır. Böylece üretici, popülasyonu oluşturan arıların niteliğinden çok sayısal durumu ile ilgilenmektedir. Bu nedenle bal üretimi başlangıcında kolonilerin güçlü olması önerildiğinde çoğu üretici yalnızca popülasyon düzeyini ele almakta, hatta çoğu bal mevsimi başlangıcında dahi kolonilerin kuluçka çalışmalarını artırıcı yöntem ve uygulamalara başvurmaktadır. Oysa önemli olan konu koloni popülasyonunun sayısal düzeyinden çok, popülasyon içerisinde üretimi sağlayan tarlacı arıların tüketici durumunda olan genç işçi arı popülasyonuna oranlıdır. Çünkü verimlilik üretilen miktardan tüketilen miktarın düşülmesinden sonra kalan miktardır. O halde kolonilerin bal mevsimine hazırlanması demek onların yalnızca sayısal üstünlüğe ulaşmasını sağlamak demek değildir. Üretici popülasyon içerisinde tüketici unsurlar olan genç işçi arı, erkek arı ve kuluçka miktarlarını nedenle azaltırsak koloninin üretim gücünü o denli artıracaktır. Popülasyon düzeyi ve bal verimi ilişkileri üreticinin en çok karşılaştığı durumlardan birisi, aynı popülasyon düzeyine sahip iki koloninin birinin yüksek düzeyde bal üretmesine karşın diğerinin çok düşük düzeylerde kalabilmesidir. Bu durum genellikle ırk yetersizliği, ana arının verimsizliği gibi bazı genetik nedenlerle açıklanmaya çalışılsa da bu çoğu kez doğru değildir. Çünkü bal verimi kalıtım derecesi düşük bir karakter olduğundan aynı koşullarda tutulan kolonilerin bu denli farklı üretim vermeleri olası değildir. Burada birinci derecede önemli olan konu kolonilere tesadüfen uygulanan bakım koşullarının oldukça farklı çevresel etmenler sağlaması nedeniyle farklı üretimlerin elde edilmesidir. Örneğin, bal mevsiminden önce ana kaybeden, ancak bal mevsimi yaklaştığı için tarlaca popülasyonu düşmeyen kolonilerin kendilerinden daha güçlü kolonilere oranla daha fazla bal ürettikleri bilinen bir gerçektir. Burada farklılık balı toplayan tarlacı arı popülasyonunun tüketici durumundaki genç işçi arı popülasyonuna oranla çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bal üretim dönemlerinde aynı yörelerde bulunan bazı üreticiler aynı popülasyon düzeyinde olan kendi arıları ile komşu arıların farklı bal ürettiğini görürler. Bu durum yine uygulanan farklı bakım yöntemleri nedeniyle bir grubun diğerine oranla tesadüfen yüksek üretim etkinliğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ilkbahar bal akımında koloniler gelişme sürecinde oldukları için güçlü de olsalar genç arı popülasyonu yüksek olduğundan bal toplamaları olanaksız olur. Bu nedenle özellikle Güney Anadolu'da narenciye akımı ile Kuzey Anadolu koşullarında son derece bol nektar sağlayan ilkbahar dönemi bal üretilemeden kaybedilir. Bazı yıllar geç gelen veya yağışlı ve soğuk geçen ilkbahar nedeniyle yazın bal akımı bile yakalanamaz ve o yılın verimsiz olduğu söylenir. Oysa verimsiz yıl veya dönem hemen hemen hiç yoktur, ancak kısa geçen nektar akımları vardır ve koloniler bu dönemi kaçırdıkları için bal verimi alınamamaktadır. Hepimizin bildiği gibi bütün nektar akımları en azından 8-10 gün süren bir olanak sınırlar ki normal koşullarda iyi organize edilmiş bir koloni 3 günde bir katal balı yapabilmektedir. Popülasyonların bal üretebilmeleri bu dönemlerde tarlaca popülasyonlarının çok güçlü olması ve böylece üretilen balın kovanda tüketilen miktardan yüksek olmasına bağlıdır. Bu dönemde koloni nedenli kalabalık olursa olsun üretilen miktar tüketilinden fazla değilse kovanda bal birikimi olmaz. Arı kolonisinin en büyük özelliklerinden birisi, nektar ve poleni bulduğu anda öncelikle kuluçka üretimine yönelmesidir. Yani arı kolonisi hiçbir zaman balı biriktirme eğilimini ön planda tutmaz. Popülasyonu oluşturan işçi arıların tamamı istisnai durumlar dışında genel olarak kendi yaş dönemlerindeki görevleri yapmaktadır. İlkbaharda genç oranı fazla olduğundan kuluçka üretimi hız kazanır ve böylelikle tarlacıların getirdiği nektarın birikmesine fırsat olmadan tüketimi gerçekleştiğinden bir türlü bal birikimi gerçekleşmez. Derleyen zamanlarda yapılan bol miktardaki kuluçkadan oluşan tarlacı arılar popülasyon içerisinde daha fazla sayıya ulaştıklarında, o sırada gençler gene tüm hızları ile kuluçka yaparken, bu kez tarlacı arıların getirdiği bal miktarı tüketilemez.
Özellikle bakıcı arılar tarafından kuluçka üretiminde kullanılmak üzere yavaş yavaş kuluçkalık peteklerine depolanmaya başlar ve kuluçka alanları sınırlanır. Bu kez aşırı kuluçka yapılamadığı için tüketim düşer, gelen nektarga çok fazla olduğu için hızla birikmeye başlar. Bu hassas nokta kolonilerin kendi istemleri dışında otomatik olarak kuluçka üretiminden bal biriktirmeye geçtiği noktadır. Popülasyonların hızla bal biriktirdiği bu nokta, asıl nektar akımının başına denk geldiğinde üretim hızlı gerçekleşir. Esasen bu yüzden bir aralıktaki koloniler aynı popülasyonlara sahip olsalar bile farklı miktarda bal üretirler. Hatta bazen 3 katlı kovanlar bile bal üretmezken çok daha zayıf kolonilerin bal ürettikleri görülür. Bu durumda 3 katlı koloni nektar akımında bal biriktirebilecek üretim nektarına gelemeden nektar akımı geçmiştir. Bazen de bütün koloniler bu durumdadır ve o yıl bal olmadığı veya 3 katlı bal üretmeyen kovanın verimsiz olduğu söylenir. Oysa hiç bal üretmese bile 3 katlı bir kovan verimsiz sayılamaz. Çünkü bu koloni verimsiz olsaydı 3 katı oluşturacak kuluçkayı üretemezdi. O halde sorun koloniyi yanlış zamanlama ile yanlış hedeflere yöneltmekten kaynaklanmıştır. Ancak konunun daha iyi anlaşılması açısından yine ilkbaharda uyguladığım basit bir yöntemimi öncelikle açıklamakta yarar görmekteyim. Bu yöntemi uyguladığım yıllarda en ilginç olanı 1994 yılında elde edilen sonuçtur. Bu yılın ilginç olarak belirtilmesinin nedeni Trakya bölgesinde kayıt tutulan 15 yıllık dönem içerisinde bal veriminin düşük olduğu yıl olmasıdır. 1993 yılı sonbaharında 85 koloniden anası yaşlı 45 adedi anası öldürüldükten sonra genç analı 40 koloni ile birleştirildi ve yoğun bir besleme programı uygulandıktan sonra tek kata indirildi. Havalandırmanın sağlanması için üzerinde kutu yemliklerin besleme aralığı ön tarafa gelecek şekilde çevrildi ve metal yemlik kutular boş olarak yerleştirildi. Şekil 1. Böylece soğuk havanın kış salkımına zarar vermeden önden girip yine önden çıkışı sağlandı. Şekil 1. Kışlatma sırasında kolonilerin tutulduğu kovan içi koşulların görünümü. Arılar ilkbahara doğru havaların ısınması ile beraber 1994 Şubat ayının ikinci yarısında koyu şeker şerbeti 1 ile 1. 25 ile beslendiler ve ardından gelen şiddetli soğuk hava akımı nedeniyle aktif uçuş Nisan ayı ortalarına da inertelendi. Nisan ayında kontrol edilen kolonilerin biri dışında tamamının kuluçkalığı doldurduğu görüldü. Kolonilerin tümüne kat verilerek ikinci kat kuluçka ile donması sağlandı. Mayıs ayının ikinci yarısında genç kuluçka aşağıda ballı çerçeveler ile sırlı kuluçka yukarıda olmak üzere ayrıldı. Üst kata konulacak bütün çerçeveler silkildikten sonra erkek kuluçka iptal edildi ve boş bir kata yerleştirildi. Kuluçkalık üzerine ana arı ızgarası konularak ballık üzerine yerleştirildi. Böylece ikinci kata ana arı ve erkek arı girişi önlendi. Haziran ayı içerisinde üçüncü katlar atıldı. Ayçiçeğinde nektar akımı başladığı anda hasada geçildi ve 39 kovandan 85 teneke süzme ve 28 kata petekli olmak üzere 3.300 kilogram dolayında bal alındı. Bu rakam kovan başına ortalama 85 kilogram bal üretimi demektir ve bu miktar Trakya bölgesinde asıl bal akımı olan ayçiçeğinin en verimli olduğu yıl koloniler 4 kat al oldukları halde elde edilebilen üst bal üretim miktarına eşittir. 1994 yılında elde edilen bahar balına ek olarak verimsiz denilen ayçiçeği nektar akımından da ayrıca 1. 5 ton dolayında bal alınması yapılan düzenlemenin önemini anlatmaya yetecektir. Aynı uygulama özellikle kolonilerin kış kaybının düşük olduğu ve erken dönemde kuluçka üretimi yapabildikleri Güney Anadolu'nun özellikle Narenciye akımı için uygulandığında daha başarılı sonuçlar elde edilecektir. Burada üretici haklı olarak her yıl sonbaharda birleştiğinde arı sayısı azalacak ve sonuçta sıfır düzeyine inecektir. Böyle bir uygulamada arıcı nektar akımı başladığında alt katta bulunan yumurtalı ve genç larvalı çerçeveleri alarak üzerindeki bakıcı arılar ile birlikte 4-5 çerçeveli kruşetlere dağıtabilir. Bu dönemde bir adet genç larvalı ve bir adet ballı polenli çerçeve arıları ile birlikte kruşete konur ve yanına bir adet kabartılmış boş petek vererek bir oğul elde edilebilir. Her bir üretim kovanından bu şekilde 2-3 oğul elde edilerek bunlardan ana arı gereksinimi karşılanabileceği gibi koloni sayısını artırmaktadır.
yapmak için gerekli yollar da elde edilebilir. Bu uygulamanın koloninin üretim gücünü azaltacağını düşünenler için üretimin düşmeyeceğini, hatta artacağını söylemek olasıdır. Çünkü bal üretim dönemi başladığında üretilen kuluçkanın ve etrafındaki genç bakıcı arıların üretimine katkısı olmadığı gibi bunlar tüketici olduklarından bu dönemde alınmaları üretimi artırır. Esas olarak bu bölümde açıklanan destek koloni yönetim sistemi de bu ilkeden esinlenerek organize edilmiştir. Destek koloni yönetim sisteminde bal üretimi hedeflenen nektar akımından yaklaşık 6 hafta önce bütün kolonilerin aşırı yumurtlamayı sağlamak üzere kuluçkalıkta ve bağlıkta yumurtlama alanları sağlanır. Bu dönemde bırakılan yumurtalar 6 hafta sonra nektar akımı başlangıcında tarlacı olduklarından etkin bal toplanma gücü bu bireylerle sağlanacaktır. Kolonilerin yumurtlamasını teşvik etmek amacı ile gerekli bakım ve besleme yöntemleri uygulanır. Bu dönemde bırakılan yumurtalar 3 hafta sonra pupa dönemine gidince koloniler popülasyon düzeylerine göre çok güçlü olanlar ve daha az güçlü olanlar olmak üzere iki eşit kısma ayrılır. Güçlü koloniler üretim kolonileri olup A grubu adı verilir ve A/1, A/2 şeklinden numaralandırılır. Daha az güçlü olan koloniler destek kolonileri olup B grubu olarak adlandırılır ve aralık içerisinde kendilerine en yakın üretim kolonisinin numarası verilir. Örneğin A/13 üretim kolonisine en yakın B hava akımlı arı kümesi metal kutu emdik, B destek kolonisi suçsuz bal, A üretim kolonisi destekleme dönemi sarılı kuluçka ana ve oğul üretimi ana değişimi genç kuluçka şekil 2. Koloni destek yönetim sisteminin uygulama şeması grubu koloni B/13 olarak adlandırılır. Böylece A/13 üretim kovanının destekçisinin B/13 kovanı olduğu bilinir ve kovanlar arası alışveriş herhangi bir hastalığın yayılmaması bakımından yalnızca kendi aralarında yapılır. Nektar akımının başlamasından yaklaşık 3 hafta önce yapılan bu uygulamadan hemen sonra destek kolonisindeki bütün sırlı kuluçka arısı silkelendikten sonra A kovanına, A kovanındaki yumurtalı ve genç larvalı kuluçka ise B kovanına aktarılır. Her iki grup koloniye de kat atılır. B grubu kovanında genç kuluçka kuluçkalığın merkezine yerleştirilir. A grubunda ise ağız kat 2 yanında balı polenli çerçeve içinde birer tane temel petek ve ortalarında da sırlı kuluçka olmak üzere düzenlenir. Diğer sırlı kuluçka boş ballığa konulur ve iki yanına varsa ballı petekleri konur yoksa kabartılmış boş peteklerle tamamlanır. Üst kata konacak petekler arasız olmalı ve erkek arı kuluçkası tamamen imha edilmelidir. Bu yöntemde her yılın arı değiştirildiği ve gelişme alanı sağlandığı için oğul eğilimi en düşük düzeyde olduğu halde 7 günlük aralıklarla kuluçkalıkta oğul kontrolü yapılır. Ayrıca her 7 günlük kontrol sırasında A grubunda oluşan genç kuluçka B grubuna, B grubunda oluşan sırlı kuluçka A grubuna aktarılır ve her seferinde A grubunu oluşturan kovanlarda ana arının yumurtlaması için ikişer adet temel petek verilmeye devam edilir. Bu dönemde A grubunda kuluçka yapanlar ile petek işleyenler alt katta, bal depolayanlar ise üst katta çalıştığı için mükemmel bir iş bölümü sağlanmış olur. Ayrıca temel peteklerin yanlarda tutulmasını salgılamak üzere zincir oluşturan arıların iki yanında tutulmasını ve orta tarafların geçiş için rahatlamasını sağlamaktadır. Üst kata çıkan kuluçkanın yerine bal depolama yapıldığından bu kat nektar akını başlangıcında hem kuluçkalık hem de ballık görevi görür ve gereksiz yere erken atılacak bir üçüncü kat nedeniyle arı yoğunluğunun düşmesini önler. Ancak popülasyonun hızla yükselmesi nedeniyle kısa bir zaman 3. ve hatta 4. katların atılması gerekebilir. Yöntemde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi, B grubu kolonilerinin yüksek tüketim nedeniyle aç kalmaması için gerektiği ölçüde beslenmesinin yapılmasıdır. Nektar akımı başladığında A grubunun kuluçkalığında bulunan genç larvalı çerçeveler arını olarak alınır ve ikişer çerçeveli kruşetlere konulur. B grubunda ise aşırı gelişmiş olan kolonilerden yine bölmeler yapılarak bunlar 10 çerçeve arılı olarak tek katta sınırlandırılır ve ballıkları üretim kolonilerinin gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılır. B grubu kolonilerde bulunan katlar alınırken bunlarda sırsız bal bulunan çerçeveler bulunabilir. Bu çerçeveler alınarak üretim kolonilerine verilir ve hızla doldurularak sırlanmaları tamamlanır. Yöntem 2 numaralı şekilde şematize edilmiştir. Bal mevsimi boyunca koloniler rahatsız edilmemek amacı ile kuluçka alışverişi durdurulur. Üretim kolonileri çok güçlü bal toplayıcı olduklarından nektar akımı kuvvetli olduğunda yaklaşık olarak 3 günde katı doldururlar ve 3 günde de balı olgun
araştırırlar. Bu nedenle her hafta bağlılıklar kontrol edilerek sırlı ballar alınır. Dolu fakat sırlanmamış kat sırlanmak üzere en üste çekilir ve kuluçkalığın hemen üzerine süzülmüş ıslak petekler yerleştirilir. Nektar akımı sonuna doğru hasat tamamlanır. Hasattan hemen sonra üretim kolonilerinin ana arıları öldürülür ve yerine ruşetlerde döllenmiş genç ana arılar verilir. Böylece koloni varlığının yarısının ana arı değiştirme programı tamamlanmış olur. Ruşetlerden anasız kalanlar ise kendi kendine ana kazanmak üzere kendi haline bırakılır. Bir nektar akımını başarı ile kapatan arıca ikinci nektar akımında B grubu kolonileri üretim kolonisi olarak düzenler. Yapılacak işlem bu kez ilk dönemde yapılanların tersidir. Yani ikinci nektar akımından 6 hafta önce yumurtlamayı teşvik eder, 3 hafta önce kuluçka transferini yapar ve nektar akımı sonunda da hasat tamamlanır. Daha sonra B grubu kolonilerin ana arıları öldürülür ve ilk üretilen ana arılardan kalanlar bu grubu anılandırmada kullanılır. Böylece A ve B grubu kolonilerinin tümü ilkbahar döneminde yetiştirilmiş ve aynı yaşta analar ile anılandırılmış olur. Üçüncü bir nektar akımından yararlanmak isteyen üreticiler başka bir uygulama yapmadan kolonilerini oldukları gibi üretime sokabilirler. Ruşetlerden ikinci dönemde anası alınanlar iyi döllenmiş verimli bir ana arıya sahip olamayacaklarından daha önce anılanmış ruşetlerle veya A ve B grubu kolonilerden zayıf olanlarla birleştirilerek popülasyonların güçlendirilmesinde kullanılırlar. Sonbaharda olası ana arı kaybı riskine karşı erken döllenmiş ana arılı birkaç ruşetin yedek olarak tutulmasında yarar vardır. Arıcılıkta destek koloni yönetimi sistemi.